Sinan Bey'e söylediğim sözün kodurduğunu çıkan. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Şüphesiz ki Hazreti Mevlana gibi Allah dostları hayatlarında olduğu gibi vefatlarıyla da bizlere çok kıymetli hikmetler bahşederler. Hazreti Mevlana'nın kendi ölüm gecesini Şeb-i Aruz yani düğün gecesi olarak tarif etmesi bu mesajların en çarpıcı olanları arasındadır. Ölüm çoğu insan için sevdiklerinden, dostlarından ayrılmak, dünya nimetlerinden mahrum kalmak manasına gelse de Hazreti Mevlana gibi arifler nezdinde böyle duygulara yer yoktur. İslam'ın nuruyla feyizlenmiş gönüllerden sarf edilen bir kelam, dünyevi kaygıları, anlamsız endişeleri ortadan kaldırmaya yeter. Hazreti Peygamberimizin bir hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi, müminler ölmez, geçici dünya evinden baki olan ahiret yurduna göç ederler. Hayatı olduğu kadar ölümü de güzelleştiren bu aydınlık düşünce tamamen bize ait, bizim irfanımızın bir ürünüdür. Bu güzel düşüncenin parıltıları ne mutlu ki dünyanın bütün kıtalarına, bütün ülkelerine ulaşabiliyor. Her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından yüz binler vuslat heyecanıyla şehrimize geliyor. Konya'mızda kapıların ardına kadar misafirlerini açıyor, Hazreti Mevlana'nın çağrısına gönül verip gelenleri dostça bağrına basıyor. Hazreti Mevlana'yı Hakk'a vuslatının 749. yılında rahmetle anıyorum. Sözlerimin sonunda uzun yıllar bu manevi atmosferde bizlerle buluşan ve geçtiğimiz aylarda ebediyete irtihal eden Ömer Tuğrul İnançer hocamıza da Allah'tan rahmet diliyorum. İnsan, kainat, hayat ve ölüm tasavvurunu gönül penceresinde tasvir eden Mevlana Celaleddin Rumi, tüm zamanlara ve insanlara hitap eden evrensel bir miras bırakmıştır. Hazreti Mevlana bütün insanlığı kucaklamış ve tüm insanlık tarafından derin bir teveccühle karşılanmıştır. Onun insanlara tavsiye ettiği yol, manayı varlığın gerçek sahibini hakiki dostu aramaya dair bir yoldur. Değerli Mevlana dostları, Hazreti Pir'in yaklaşımında enaniyet ve itirazın vesayetinden kurtulup başta insan olmak üzere mevcudata hikmet ve muhabbetle bakmak esastır. Hazreti Mevlana'nın asırlar önce tüm insanlık için çizdiği istikamet, modern toplumların bireye kazandırmayı hedeflediği değerleri de içermektedir. Hazreti Mevlana'nın irfan yolu yolda kalmışlara ve yol arayanlara her asırda rehberlik etmiştir. Şüphesiz bir eserin yazıldıktan 750 sene sonra aynı heyecanla okunması, bir fikrin asırları aşan etkiye sahip olması, söylenen bir sözün yüzyıllar sonra kalpleri titretmeye devam etmesi sıradan bir durum değildir. Bizi bir duvarın tuğlaları gibi bir arada tutan bu yol, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş Veli'lerin yoludur. Anadolu topraklarında insanların din, dil, ırk, mezhep ayrımcılığı yoktur. Bizim düşünce kodlarımızda insanları renginden, ırkından, dilinden ötürü aşağılamak yoktur. Bizim ticaretimizde komşumuzdan, dostumuzdan, arkadaşımızdan daha fazla kazanmak için her şeyi mübah gören bir tutum meşru görülemez. Bizim gönlümüzde, kalbimizde bizim gibi yaşamayan, düşünmeyen bir insanın düşman görülmesi diye bir şey asla olmamıştır. Tarih boyunca ne dün ne bugün
kendi varlığımızın gerekliliği olarak bir ötekine ihtiyaç duyulmamıştır. Düşmanlık algısı bizim varlık sebebimiz değildir. Çünkü biz toprağın, çiçeğin, hayvanların, insanların, yaratılmış olan her şeyin sahibinin Allah olduğuna inanır ve bu inanç doğrultusunda Mevlana'nın işaret ettiği gibi Yaradan'a hürmetimizden dolayı yaratılmış olana saygı duyarız. Bizim en büyük farkımız budur. Milyonlarca insan evlerini terk edip göç etmek zorunda kalıyor. İnançları, düşünceleri, derisinin rengi nedeniyle milyonlarca insan, insanlık onuru ayaklar altına alınarak ayrımcılığın her türlüsüne maruz bırakılıyor. İnanıyoruz ki yeryüzü bu kadar zulmü, adaletsizliği ve kaosu kaldıramaz. Hiçbir insan bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Çocukların, kadınların, yaşlıların, mazlumların uykularına bomba seslerinin eşlik etmesini kabul etmiyoruz. Ve biz buradan, Konya'dan, Anadolu coğrafyasından insanlığa sesleniyoruz. Artık bu kaosa bir son verilmeli. Çatışmalara, savaşlara, bencilliğe, sömürüye, ayrımcılığa karşı insanların daha büyük acılar yaşamaması için dünyada bazı şeylerin değişmesi gerektiğini hep beraber haykırıyoruz. İnanıyoruz ki daha fazla bomba, savaş, işgal, gözyaşı değil, dünyayı sevgi, hoşgörü ve adalet güzelleştirecektir. Bize aşkı, kardeşliği, merhameti anlattığı için, bu toprakların hamurunu muhabbetle yoğurduğu için Mevlana'ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yaşadığı dönemde Anadolu batıdan Haçlı, doğudan Moğol saldırılarıyla sarsılıyordu. Hazreti Mevlana'yı hiçbir kutsalın ve insani değerin dikkate alınmadığı bu büyük yıkım dönemlerinde bir diriliş ve direniş eri olarak Konya'da ayakta görüyoruz. Ölümün, zulmün, kılıcın ve kanın hükümran olduğu bir çağda kıyama duran Hazreti Mevlana, insanı ve insanlığı yeniden hakka, iyiliğe, güzelliğe, merhamete, umuda ve aşka çağırdı. İslam'ın diriltici kaynağı Kur'an'dan hareketle, mesnevi formuyla yapılan bu çağrıya, o günlerden başlayarak hiç kesilmeden, bugün de dünyanın her yerinden cevaplar verilmeye devam ediyor. Her yıl icra edilen Şeb-i Aruz merasimi için ülkemizin ve dünyanın her tarafından yola çıkan yüz binlerce beden ve ruh bu çağrıdaki hakikat ve aşk davetine icabet için Konya'mıza geliyor. Bu ne saadet, bu ne güzel buluşmadır. Aziz misafirler, Konya'dayız ve onun 7,5 asır önce söylediği yeşil kubbenin altında ve yeryüzünün değişik köşelerinde hala çınlayan sözleri duyuyoruz. Duyduğumuz sesler, sözler sadece yaşadığımız coğrafyayı nakışlandırıp derinleştirmekle kalmıyor. Bu sınırlı ve fani dünyada içimizi genişletip bizi de kanatlandırıyor. İyi ile kötünün, hakla batılın savaşı bugün de sürüyor. Kötülük dün olduğu gibi bugün de kıtalar arası dolaşıyor ve örgütlü. Küresel çağdaş Moğollar bugün de değişik yıkımlara imza atmakla meşgul. İşgal, açlık, savaş, iç savaş ve başka trajediler bugün de dünyamızı ne yazık ki alışılmış görüntüleri arasında. Ama biz alışmadık, alışamadık bu görüntülere. Değişik şekillere bürünerek örgütlü küresel kötülük bizim üzerimize de gelse, başka mazlum bir topluluğun üzerine de gelse, gerek diplomasi masalarında, gerek sahada, gerekse başka bütün platformlarda bunu reddediyoruz. Buna karşı koyuyoruz ve elimizden geldiği kadar bununla mücadele ediyoruz. Her sözünü eninde sonunda büyük Kur'an hakikatine bağlayan Hazreti Mevlana'yı bugün tüketim toplumunun bir nesnesi yapma çabalarını, Hazreti Mevlana'dan bir yaşam koçu çıkarmak isteyenleri görüyoruz. Onu bir kişisel gelişim gurusu veya psikologların referans kaynağı yapmak isteyenleri, onu İslam'dan soyutlayıp modern bir filozof derecesine indirgemek isteyenleri görüyoruz. Oysa Mevlana'nın temel içeriği ve anlam zemini olan İslam göz ardı edildiğinde, o hayran olunan perspektiflerin de fişi çekilmiş olur. Hepsi değersiz hale gelir. Mevlana İslamsızlaştırılamaz.
Onun şu sözleri ilave tek bir ek kelimeye bile gerek duyurmayacak kadar net ve açıktır. Şöyle der Aziz Pir: "Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed-i Muhtar'ın yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse ben ondan da bizarım, o sözlerinden de bizarım." Konya'dayız. "Benim peygamberimin yolu aşk yoludur" diyen Cenab-ı Pir'in şehrindeyiz. Burası evimiz, gönül yurdumuz. Buradaki her insanın kopup geldiğimiz ruhlar aleminden bir kardeşimiz olduğunu, buradaki her insanın şüphesiz gideceğimiz ahiret yurdundaki bir komşumuz olduğunu biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki bu şehrin sinesinde Mevlana ve Hazreti Şems, yani bir mumun tutuşturduğu diğer mum oldukça bu şehir aydınlığını, bereketini ve büyük çağrısını hiç kaybetmeyecektir. Bugün Şeb-i Aruz, bugün er kişinin kendi ölüm gününü düğün gecesi olarak tanımladığı gün. 749 yıl önce bugün dünyadan ayrılırken ölümü bir ayrılık değil, bir vuslat, bir buluşma, şenlik ve düğün gecesi Şeb-i Aruz olarak değerlendiren o büyük hak dostunun yaktığı gönül çerağı kalpleri ve şehirleri aydınlatmayı sürdürüyor. Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum. Bu güzel Şeb-i Aruz törenini tertipleyen kurumlarımıza, emeği geçen herkese, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, salgıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ümitsizlik kapısı değil bu kapı. Gaflet uykusunda yatar uyanmaz. Ay ay, gaflet uykusunda yatar uyanmaz. Ne güzel, ne hoş, donmadan, her an yalnız bırakmayandır. O da ancak Allah'tır. Var mı, var mı ben? No.